hadi gel dedi pavyona gidelim dedi. Hayatımda hiç pavyona gitmemiştim. Bak Allah bir şekilde sana oruç tutturdu be, açlık grevi. Başka ne var? Bunun böyle görüşlerini değiştirecek kitap var mı? Artık yolun sonu yavaş yavaş yaklaşıyor ve anlatacak hiçbir hikayen kalmayacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Turgay abi nasıl bilirsin? Turgay abim çok kitap okur. Kitap mı okur? Her kitabı okur ama yani Kur'an-ı Kerim'i okumaz. Bugün Turgay abi çekiyor. Turgay abiyle ilgili bir şey söylesenize. Eskiden çok büyük solcu. Çok büyük solcu. Evet. Dev bir solcu. Dev solcu. Aslında sizin işinizin siyasetle çok alakası var. Yani. Siz aslına bakarsanız birini sağcı ya da solcu görünümlü yapabilirsiniz. Elazığlılar bugün tatilde. Turgay abiyi çekeceğiz abi. Başkomünist. Benim kahve var. Tamam. Evet. Televizyonu kapattırıp ortaya dikiliyorlardı. Orada da gidiyor konuşmasını yapıyordu. Ama nasıl konuşma yani? Solcular mı? Eski solcu balı. Şimdi değil mi solcu? Sen şu 10 lira borcunu versene abi. Ya halledeceğim abi onu. Vallahi halledeceğim ya. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun Turgay abicim? Nasılsın oğlum benim? Sağ ol, sen nasılsın? Eyvallah abi. Abi mahallede seni sorduk. Ne kadar güzel şeyler söylüyorlar seninle ilgili. Gerçekten bu arada ben beklentimin üstünde böyle şeyler söylediler. Turgay Türk. Zeytinburnu'nda oturuyorum. 1962 doğumlu. Yani 59 yaş bitti, 60'a girdim. Vallahi kendim alemde tanıyorum da hani pek sevilmediğimi de zannediyorum yani. Bizim toplum okuyan adamı, sorgulayan adamı veya çizgi dışı adamları sevmez. Evet. Yani toplumun içinde olacaksın, uyum içinde olacaksın. İcat çıkarmayacaksın. Mesela sen de farklı adamsın. Bir süre sonra... Ben de sevilmeyeceğim. Zeytinburnu seviyor musun peki abi? Zeytinburnu severim. Selamünaleyküm baba. Dükkanı kiraya mı veriyor? Turgay abiyle ilgili... Turgay abinle ilgili bir şeyler mi sormak istiyorsun? Yo, sen söylemek isterse. Ben sormuyorum da sen söylesin. Turgay abim mahallemizin çocuğu. Eski devrimcilerden. Amerikan karşıtı olan bir insan. Öyle mi? Evet, aşağı yukarı... Cezaevinde kaldı uzun zaman, yattı çıktı. Ne için sabah sabah? Çay. He valla. Valla çay. Alkol değil değil mi? Oğlum sallama çay lan. Sen ne olur ama viski atmışsındır ona. Nereden bulayım viskiyi, manyak mısın nesin? He çaymış. 12 Eylül 80 darbesinin yani her yerde yansıması farklıydı. Darbeden bir hafta sonra 19 Eylül Cuma günü görüşmem vardı. O görüşmeye geldim. O görüşmede yakalandım. Ya takip etmişler. Yukarıdan alındım. Eve getirdiler tabii tekrar. Evden bir şey çıkarttılar mı? Bir şey yok. Zaten önceden almışlardı. Aranıyordum ben. Orada alındım yani. Alındıktan sonra da zaten 6 yıl sonra özgürlüğüme kavuştum yani. Dışarı çıktım diyelim yani. Müthiş kitap okuyor ya. Dünya kadar kitap okumuş oğlum. 5000 ne ya? 5000 çok değil mi? Bayağı okumuş yani. Bazı kitaplar vardır. O kitabı çok beğenirsin. İyi bir romandır. Ya bir araştırmadır ve asla bitmesini istemem. Son 30-40 sayfaya yaklaştığımda okumam ağırlaşır. Öyle mi? Bitmesini istemediğiniz için. Buna örnek vereceğim bir kitap var mı? Dostoyevski'nin hemen hemen bütün kitaplarını diyebilirim. Orlando Figer'in, Natasha'nın dansını mesela... Bana aldırdığın kitap. Aldırdığım kitap ve o kitabın asla bitmesini istemedim. Ya ben zor beğeniyorum kişisel olarak da. Ama yazar olarak sorarsan mesela Stefan Zweig'in tüm romanlarını beğenirim mi? Kafka mesela tüm romanları, Gogol'u falan. Hani beğeni olarak. Evet, Türk klasikleri burada. Kitap seçerken neye dikkat ediyorsun Turgay abi? Bak ne geldi görüyor musun? Dostoyevski, Ölüler Evinden Notlar, Edgar Allan Poe, Kuyu ve Sarkaç. Tekrar mı okuyayım diyorsun? Aynen. Yani bu kitabı yeniden keşfettiğimde o eski Turgay değil. Güzel. Aslında araya bir yüzlerce kitap girmiştir ve artık sen başka bir insansın. Ve o kitabı başka şekilde algılamaya başlarsın. Olay bu aslında. Sen Nobel'i alacak iki kişiyi söyleyeyim sana. Kim? Şu an Türkiye'den. Kim? Bak bunu da kayıt düş. Düşüyor zaten abi. Yani, ne kadar kayıt düşebilir? Şu an Zülfü Livaneli ile Ahmet Ümit'e. Nobel mi verilecek? Bunu olumlu anlamda söylemedim. Çünkü Batı'nın istediği şekilde konuşuyorlar. Batı da bu tür yazarları ödüllendirir. Ben sana şu çılgın Türkleri de alayım da sen onu da oku. Başka ne var? Bunun böyle görüşlerini değiştirecek kitap var mı? Kimleri sevmiyordu? Yılmaz Özdil'i sevmiyordu. Yılmaz Özdil'i alalım. Başka kimi sevmiyordu? Zülfü Livaneli'yi. Zülfü Livaneli'yi. Orhan Pamuk, Orhan Pamuk diyor. Hulusi abicim nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederiz Can Bey. Hangi gazeteleri alıyor mesela sende? Genelde Aydınlık. Turgay'dan başka kesinlikle ve kesinlikle Aydınlık'ı hiç kimseye satmıyoruz. Başka gazetede okuyor musun? Tabii. Hemen hemen
Bütün gazeteleri okuyorum yani. Hissetmek isterim elimde ama hepsine param yetmiyor. Geri kalanını internetten takip ediyorum yani. Okumasam eksiklik olur yani. Görüşüne katılmasam bile okurum. Çünkü onları okumazsam sentez yapamam. Yani biraz anormal çizgi dışı görülüyordum ben de yani. Ben yani aslında sağında solunda kabul etme. Ah Baturay ağrıyor. Baturaycığım merhabalar. Merhaba Cihan abi. 12 Eylül darbe zamanı 6 yıl ceza yatmış, 2 yılda sürgün yemiş bir abimiz. Gençlik. Hayatı çok ciddiye aldık yani. Hani bir anda devrim yapacağımızı, öbür gün geleceğini zannettik devrimi. Ben mesela şöyle söyleyeyim Baturay kardeşime. Tabii herhangi bir parti üyesi değil. Ring arabasından inirken şunu diyor ki, bu diyor Türk ordusuna ve İşçi Partisi'ne yapılan bir operasyondur diyor. Madem konusu geçti. Oğlum bu birisi siyasi şaka yapıyor, birisi zaten siyasi. Ya, yapsın, benim burada ne işim milli, var? Milli bir de Doğu Perinçek Ermeni meselesinde. Abi ben şimdi uyandım. 5 dakika versene bana. Ice Americano. Bu bir emperyalizm sorunudur. Emperyalizm bizim gibi ülkeleri etnik ve mezhepsel yapı üzerinden bölmek istiyor. 780 bin kilometre kare ülkesi. Kendi ülkesinde etnik ve mezhepsel çatışma yaratmazlar. Ama bizim gibi ülkelerde bunu kaşırlar. Çünkü böyle yıkacaksın ulus devleti. Alacaklı gibi hayırdır? Yok ya, bu Turgay abi çekeceğiz bu sefer. Turgay abiyle alakalı var mı, böyle söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Alışveriş yapıyor mu buradan? Ya, genelde bir tane küt böreği alır. Küt böreği mi alıyor? 92'den sonra bir iş yeri kurdum. Yangın söndürme sistemleri üzerine. Şu anda da kira gelirim var yani. Genelde öğlene kadar bir şeyler okuyorum, karalıyorum, yazıyorum. Ondan sonra bakıyorum işte öğleden sonra. Fırsat bulduğum zaman ekonomiye bağlı birkaç tane bira atıyorum ama bir süredir de alkol almıyorum. Zamanın akışını yumuşatır. İyi bir sohbet. Soğuk bir bira. Ya bunlar da olacak hocam. Yani bunlar da yaşama dairdir ya. O yok bu yok hayatımızda. Ne olacak? 59 bitmiş, 60'a girmişim. 10 yıl sonra zaten 70. Yani artık yolun sonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Ve anlatacak hiçbir hikayen kalmayacak. Final bitecek. O yüzden biraz daha çok okumam. Yeni şeyler keşfetmem. Tuttuğum takımı takip etmem. Gol attığı zaman sevinmem. Hayatta bu hocam be. Üç renk mavi izledim. Üç renk mavi nihayet. Sen dolduruyorsun içine yani. Evet. Hangi hissi yaşıyorsan izlediğinde. Kocasının öldüğünü doktor ona söylerken doktorun görüntüsü. O harika bir görüntü ya. Yani o gözden. Bazı detay yani inanılmaz detay kullanılmış. Mesela dondurmalı kahve. Rita susar mısın aşkım? Ya şu an ben örgütsüz bir insanım ya. Yani herhangi bir partiye üye değilim ya. Örgütlü olmamam şu an benim eksikliğim. Örgütsüz hiçbir şey olmaz. Yani bugün bakın LGBT örgütü bile var be. Yürüyorsunuz. Lezbiyenin, gayların, biseksüellerin, transseksüellerin hepsi örgütlü. Feministlerin. Onların bile örgütü var. Dilencilerin bile bir örgütü var hocam. Örgütleniyorlar. Bugün Aksaray'a çıkacağız, yarın bir. Bu anlamda yani... Gündüz birası. Ya birer tane atarız öyle. Ben atmam da sen atarsın abi. Makara kukara. Burayı da çekiyoruz. Şöyle yapayım, alınmıyorsun değil mi abi? Yok yok, ben sakalından dolayı şey yapıyorum. Oğuz Atay'ı nasıl buluyorsun? Mesela Türk yazarları sevmediğini söyledin ama Oğuz Atay'ı nasıl yok, buluyorsun? Yok, severim. Tüm kitaplarını okudum. Özellikle Korkuyu Beklerken diğerleri. Bir de açlık grevlerinden bahsedeyim. Saçmalıktı. Bak Allah bir şekilde sana oruç tutturdu be. Açlık grevi. Ha? Evet. Ya. Gençken hızlıydın ha Turgay abi. Herkes öyle söylüyor. Şimdi hızlısın ama. Sigara yok. Yürüyüş yapıyorsun. Hayır, yürüyüşler devam. Mesela tabii, Turgay abi çok yürür ha. Bayağı yürür. Evlenmedim. Ama aşık oldum. Sevdiğim bir kadın oldu. O zaman da 25 yaşında falandım. 20, o civarda. O da 20'ydi falan yani. Ama evliliğe gitmedi. Gerçekten de sevmiştim. Ama sevdiğin her şey de senin istediğin gibi sonuçlanmıyor yani. Ha ondan sonra sevdiğim kadınlar oldu. Sondan bir önceki sevdiğim kadın Anna'ydı, Moldova'ydı. Gerçekten sevmiştim. O 35-36'ydı. Kitapçıda tanıştık hocam. Gördüm, kitaba bakıyordu. Ben de bakınca tabii ilgilenmeye başladım. Şu kitabı okudunuz mu diye ben yaklaştım. Goethe'nin çok sevdiğim bir sözü. Her şey savaşımdır, kavgadır. Aşka ve yaşama layık olan kişi her gün onları yeniden fethetmek zorunda kalandır. Şu anla, aşkını tekrardan anlatsana. Böyle bir mekanda oturuyordum. Yunus var. Öldü şimdi arkadaşım benim. Hadi gel dedi, pavyona gidelim dedi. Hayatımda hiç pavyona gitmemiştim. Hep kitaplardan bilirdim pavyonu. Fırtına diye bir yer varmış.
İsim vermeden öyle bir yer. Yok yok, Fırtına diye bir yer. Tabii ona girdik, bir kadın gördüm böyle. Durmuş. O kadar güzeldi ki hızlıca garsona hanımefendiyi masama davet ediyorum dedim ve geldi. Elimdeki kitabı gördü ve onun gibi güzel bir kadın, şaşırdım. Hayatımdaki ilk tecrübeydi ve şaşırdım. Telefon numarasını verdi. Görüşelim dedim. Kitap hediye ettim ona. Ne ettin? Marviz'in iki kitabıydı galiba. Kırmızı Pazartesi, Aşk ve Öbürcü. Yok, benim Hüzünlü Orospuları. Selçukçum, geçiyorsun yine buralardan. Aynen. İstediğin zaman geç. Hangi nasıl kanal veriyor? YouTube. Ha. Bizde var mı o kanal? Sizde var mı YouTube? Bilmiyorum, bakalım. Hallederiz her türlü. Bağlattırırım ben sana YouTube. Tek de geç, hep babamla geçme. Yiyeceğim var mı? Geç ha. Çekinme. Ne zamana geçeceğim bir daha? Bir daha gene geçelim. Tamam, hadi görüşürüz. Kuş'a gittin abi sürgün yıllarında. Orada böyle yaşadığın zorluk neydi? Vallahi alışma kolay oldu mu? Gençtim tabii, 22 yaşındaydım. Zordu tabii hayat. Bilmediğim bir yere gittim. Cezaevinde devlet yemek veriyordu iyi kötü. Evet. Kuru fasulyesi, pilavı, irmik helvası. Yani hem dayağımızı yiyorduk ama yemeği de veriyordu. Bak, devletin hakkını teslim edeyim. İnsanlar iyiydi. Bak, bizim insanımız Muş. İkinci memleketim gibi görürüm. Tanıştım, dostluklar kurdum, top oynadım. Gençtim yani, 22 yaşında. Kütüphanedeki bir karı koca bana çok iyi davrandı. Kütüphaneye giderdim. Hapishane ve sürgün yılları 2 sene kütüphanede geçti hayatım. Evet, lokantalarda çalıştım. Garsonluk yaptım. Öğrencilere matematik dersi verdim. Edebiyat. Matematiğin de çok iyisin. Şey de var, insanı insan yapan acılarıdır Cihan. Çok kitap okur. Evet. Çok açık çay içer. Güzel. Abi görüşürüz. Canınızın sağlığı. Hayırlı işleriniz olsun. Selamünaleyküm. Aha geldi. Abi beni de çeker misin? Turgay abiyi çekiyoruz şu ya an. Ya bırak onu abi. Niye lan? Kendini. Niye öyle diyorsun? He? Niye öyle diyorsun? Abi sosyalist desen gel, sosyalist gel. Değil. AK Partili desen AK Partili değil. Açsana kapıyı. Adamın nereye aç kapıyı. Binin içeri de. Selamünaleyküm. Abi görüşürüz. Abi mallara basma. Ben çalışıyorum, işçiyim ben. Aha. Babamı bulduk. Dur. Nerede lan? Babam ya oğlum, benim kulağıma çekecek o ya. Babam değilmiş ama. Vallahi babam zannettim ben. Oğlum ne zamandan beri görmüyorum babanı? Vallahi 3 ay oldu ya. Normalde. Sen abi geleceğim, bana dedi sana 1 milyon tıkladılar. He. Ama adam bize tık dese küfür ediyor, saldırıyor. Yok şimdi. Öyle değil oğlum, normal Hasan izliyoruz. Hasan abi normal. Hasan abi nasıl buldu? Arayıp da bulamadı. Güzel, benim hoşuma gitti. Sinema sevmem ama çekim güzeldi. Deniz görüşürüz acı. Sizin olaylara karışma. Tamam. Turgay abi. Efendim abi? Canımsın abim benim. Sen de iyisin. Sen de iyisin abim benim. Teşekkür ediyoruz. Yok be, estağfurullah. Çok tatlı olacak o. Güzel olacak. Güzel oldu. O biraları ısmarlatmayacaktık ona vallahi. Hiç hızlı bir şekilde. Selamünaleyküm amca, ne yapıyorsun? Onunla ilgili böyle iki bir şey söyleme. Turgay'ın ne söyleyeyim? Turgay gibi çocuktur. Halin şeyi, eski şeylerinden. Meyhanede bıraktım onu. Ama meyhanede mi bıraktın? Vallahi meyhanede bıraktım. Yandık. Paraları yiyecek orada şimdi. Sana bira ister misin? İstemez miyim bira? Hele bu havada. Valla. 1989 bu temaslı. 1989 bak, kapı açık ama kimse yok. Dükkanı niye bırakıyorsun be? Kapat gitsene. Yok, alınmaz, kediler var. Tamam git o zaman. Kaç tane alıyorsun? He? 3 al. Al. Babam aldı ya, alıyorsun zaten, sen kendin içiyorsun.